Yapma ama ya, ama yapma bunu. Beni kesemez değil mi o? Of, güzel, çok güzel, çok güzel. İki aylık aranın ardından Beren'in divanına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Itemlarımı alıyorum ben. Açıklayacağım nedendir, neden iki aydır burada olmadığımı. Hatta şunları bir ayarlayalım, ondan sonra başlayalım. Karşı tarafta 5 tane AD var. Bizim açımızdan kolay bir oyun olabilir çünkü 2 tane güzel tankımız var bizim. Gerçi bizde de pek AP yokmuş, hatta bizde de AP yokmuş. Tuhaf, tuhaf bir oyun. Biraz bu AP vuracak ama. Şunu şöyle ayarlayalım. Kim sap gelir bilmiyorum ama ben bu adamın geleceğini tahmin ediyorum. Haydi bakalım. Şimdi sebeplerinden başlayayım. Önceki W mu Q mu önce onu da bir düşüneyim de. W çok daha mantıklı. Yani her zaman W ile başlanır herhalde. Ondan sonra yine W fullleyeceğim. Bizim adam öbür tarafa gitmek istiyor ama yardım etmiyor galiba adam. Rune sayfasını da buraya koydum. Hemen oradan bakabilirsiniz. 2 aydır burada değildim. Vize sebeplerinden dolayı Türkiye'ye gitmek zorunda kaldım. Başta bir Hong Kong'a gittim. Hong Kong'da bana vize vermediler. İşte almadılar başvurumu falan. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. Araya yılbaşı tatili girdi. Yılbaşı tatilinden sonra işte eksik belgem var dediler. Şunu dediler, bunu dediler. Uzadı da uzadı, uzadı da uzadı. 2 haftada halledilecek iş 6 ya da 7 hafta sürdü. Burada kimse yok. Bir bekleyelim bakalım. Buradan gelirler herhalde. 6 ya da 7 hafta sürdü. Sonunda gelebildim. Biraz hamlık olacaktır. 2-3 oyun attım. Yani ilk oyunum çok kötüydü. Ondan sonra biraz daha alıştım ama hala tabii daha şey değilim. 1-2-3. Okey. 2 flash aldık. Ben şunu basacağım. Güzel güzel geçiniriz artık burada. Çok benim bir burst'lük bir şeyim yok. O yüzden çok yapacak bir şey yoktu. Karşı tarafta bir tane tutuştur var. İlk item olarak Çin'de şu anda çok şey yapılıyor. İlk item olarak Storm Razor kasıyorlar. Ne bu? Fırtına biçen. Türkiye'de de mi öyle bilmiyorum ama. Öyle bir durum var. Ben girmek istemedim orada. Minyona biraz şey yapayım dedim de. Q'da yeni gelmişti. Charge'layamamıştım yani. 4 kere vuramamıştım. İyi, o da gitti. O yüzden Storm Razor kasmayı düşünüyorum. Eğer parada falan böyle bir sıkıntı olmazsa, böyle 1300'de falan gidersem öyle başlayacağım. Gitti o da ya. Şu minyonları kaçırmayalım. Bu gitti galiba. Aynen o gitti. Canlarını yenilediler baya baya. Bir tane vurabildim en azından orada. O da gitti. Bir tane daha kaçtı. E yerine... Ah sen de kaçma ya. E yerine W'ye bir kez daha vereceğim. Keşke yemeseydim diyecektim de yemedim Allah'tan. Şuraya bir totem atalım. 17-14 çok da iyi gitmiyor açıkçası. Hani ben biraz daha farkı açabiliriz demiştim. İkisinde flash yok. Bunu güzel kullanabilmemiz lazım. Bu adamı çok yaklaştırmadan burayı biraz donduracağım. Şuna biraz şey yapsa ya, darlasa ya şu adam. Güzel. Güzel güzel. FB'yi de aldık. Yani bunu en baştan da yapabilirdi. Tek başınaydı orada. Wukong yok yıllardır. Böyle saçmaladı, yavaş yavaş şey yaptı. Minyon yine kaçtı. Tam şu an 1300 param var. Eşin ben sanıyorum Türkiye'deyken E'si değişti. Böyle asist yapınca para geliyordu galiba da o...
Şu an var mı yok bilmiyorum. Sonra mı gelecekti acaba? Böyle bir başlangıç yaptık. Normalde ben her zaman şeyle başlıyorum. Mahvolmuş kralın kılıcıyla başlıyorum ama bu sefer böyle yapacağım. Dediğim gibi denemek istiyorum. Bir bakıma mantıklı geliyor. Birincisi zaten early'si çok 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 güçlü olan bir hero değil. Yani o yüzden belki bu biraz early'de fırsat veriyordur. Ayrıca kritik kasılan bir insan da değil. Şey, hani slow sadece artıyor diye biliyorum şey olunca. O yüzden belki o konuda bir mantığı vardır. İlk vuruş kritik oluyor. Sonradan kritik vurmasa da olur gibisine. Gittim yine yanlış misklik yaptım. Tamam, çok da şey yapmaya gerek yok ya. Benim can çekmem yok sonuçta şu anda. Şey çok bug'lı bir adam, özellikle ben sevmiyorum. Karşısında oynamayı hiç sevmediğim hero'lardan, sap olarak sevmediklerimden bir tanesi. Hani Braum falan da can sıkıcı da. Bu adam hem vuruyor. İyi güzel, adam bana bıraktı, araba kaçmasaydı iyiydi de. Flash'la çıktım, damage'ini bekleyip, yani bazen beklenmedik damage'lar çıkabiliyor. O yüzden hani hiç riske atmaya gerek duymadım o anı. Bence de iyi oldu. Yani şu an 2-0-1. 1 kill onda kaldı. İyi vurdu yani. Dediğim gibi biraz önce tam onu anlatıyordum. Bu adam hem çok fazla vuruyor hem de 2 tane stun, hatta 3 tane mi stun'ı var? Aynen. Pasifi var. O çipası var. Bir de ultisi var. Adam deli gibi bir şey. Kitle kontrol manyağı. Daha da para. Güzel. Biraz dürtmeler. O adam 3 level'da. 3 level olmasına rağmen biraz önce bana bu kadar vurdu. 6 level'ı bekliyorum ben. Neyse ben birini aldım. Orada zaten bir şekilde ölecektim. Adam beni uyardı aslında orada da. Orada öleceğimi düşünerekten son döndüm, E attım, W attım. Değdi mi derseniz zaten ölecektim yani. Ama en başta girmemeliydim belki de, oradan adam beni uyardı. Keşke 6 olabileydim. Bizim takımın durumuna bakalım. Bizim adam tapta iyi. Biraz minyonda geri kalmış. Mid'de minyonda geçmiş. Karşı jungle minyonda geri ama kill döndü. Bizim zaten botlane şu anda baya baya eziyoruz. Tahmin ettiğim kadar kötü gitmiyorum şu anda. Bakalım oyunun late'inde nasıl olacak. Genelde ben bir ay falan oynamazsam şey oluyor. Böyle elim ayağıma dolaşıyor. Hala öyle bir şey var minyonlara. Bazen minyona vuruyorum savaşın içindeyken falan. Sabahtan beri şey atmadım herhalde buraya da. Gideyim ben de şuraya bir totem atayım da totem skoru artsın. Adam gelirse yalan etmeye çalışacağım ben. Donduracağım biraz bu tarafa. Yapma ama ya, ama yapma bunu. Beni kesemez değil mi o? Of güzel, çok güzel, çok güzel. Yani orada Q'sunu kullandı, E'sini attı falan, hani pek bir şey kalmadı. Ondan sonra dedim durayım. İyi de yaptım galiba. Adam beni kesebilir mi? Kesebilir. Zorlamanın anlamı var mı? Yok gibi sanki. Geldim. Şu an böyle giderken oradan çok iyi çıktık. Ben orada bir an öldüm sandım. Ulti attım dedim. Belki tekmeyi vurmadan kurtarırım kendimi de yapamadım. Beceremedim onu. Ya da duracağım ya. Ya da hadi gideyim ne yapayım. Bizim sap da dönüyor nasıl olsa. Bir ayakkabıyı bitireyim. Belki bir şeyleri dodge'larım falan. 9 level değilim hala. Ondan sonra ne kasarız ne kasarız. Şu
benim ultinin cooldown'ını düşürmesi açısından önemli. Ama runağın çok çok önemli. Belki runağın biraz daha şey yapabilir böyle 2 ve 1 ve 3'lerde 2 ve 3'lerde falan. Q'nun stay'ini stacklemek için yani iyi olabilir. Bakalım. En güzel buraları da aldık. Her şeyim var nasıl olsa. Şunları da atayım böyle. Hızlı hızlı itelim. Aa, bu Kong yokken belki kuleyi bile alırız. Ultim var benim. Gir kanka. Güzel. Çok rahat oldu. Onu yakalarsa onu da alabiliriz de. Neyse. Şuradan bir grup daha alacağım ben sonra gideceğim. Güzel ya. Bakalım ne tarafa doğru gitsek emin olamadım. Çok riskli. Çok riskli kanka. İkisine de girilebilirdi de şu an 3 ve 2 olabilir. Bir sıfır da yiyebilirler. Ben direkt flashla atlarım nehre. Haydi go. Güzel. Çok rahat öldü ya. Çok güzel oldu yani. Şu an baya baya efsane bir şekilde eziyoruz yani aşağıda. Ben 5-1'im. Bizim adam da 3-1-5. Şu mid lane'e bir ulti deneyebilirim de. Burada ölmezsek. O bunu kesebilir mi? Oo, benim ultiyi yedi. Neyse, kuleyi alırız bari. Ah. İyi kombolalar da ne yapak? Çok da yapabilecek bir şey yoktu ya orada. Beni odakladılar bayağı da. Bu ikisi de tutuştur atmış bir de. İnsafsızlar. Ulti yemedim Allah'tan değil mi orada? Ulti yesem zaten pek bir şeyim yoktu. Bir kill çıkarabildim en azından ben. Ne yapalım? Olduğu kadar. Şimdi Runa'nın şu iki parçası. Ultiyi kurtardı ama. Kırmızıyı alacağım ben. Şuraya da bir guş atalım. Bizim kırmızı ne zaman çıkıyor? Ben burada ulti yemeye hazırım yani okeyim. Oo güzel. Direkt düz düz şey yaptım. İyi bizde AP yok diyordum. Adam biraz AP çıkıyor. Bu da bize yol, su ve elektrik olarak şimdilik dönüyor. Daha da dönecektir. Ben ayakkabıyı aslında ninja tabi kasacaktım. Oyunun başında öyle bir planım vardı da. Unuttum herhalde dalgından geldi. Şey kasmışım, böyle kasmışım. Ne vuruyorsun kanka sen? O onu alır da. Oha lan. Adam talonu GG'ledi. Ben çok şeye gitmek istemiyorum. Biri burayı tutarsa iyi olur aslında da. Çok zaman kaybı olduğu için ben gitmeyeceğim oraya.
Şöyle bir bakalım yola. Yasuo kardeşimiz kırmızı alıyor orada. 0-4 haliyle. Ninja tabuli haliyle. Tabu neyse. Ben burayı oynayabileceğimizi düşünüyorum rahatta. Oha, dünyanın en saçma olayıydı. Sen neyine güvenerek 3 kişinin arasına giriyorsun? Girdin de beni mi tekleyeceksin yani orada komboyla hani? Itemsız mı itemsız? O buraya kaçar muhtemelen. Ah be. En azından asist aldım. Yani ben bayağı düz düz vurdum ama. Dünyanın en iyi kuşunu attım. 70 saniye. Bayağı kolay geçti ya. 24'e 5 geçti yani. Bu da sadece böyle maksat şey olsun. 2 ay sonra dönüş videosu. Sebebini falan açıkladığım video olsun. Bu arada yaklaşık 10 gün, 12 gün yani toplamda tatil. Burada Çin'de yeni yıl var. Çin'de yeni yıl bizdeki gibi Ocak'ta kutlanılmıyor. Burada Şubat'ta kutluyorlar. Çin yeni yılı bu. Hatta şey falan tam Kenç skinleri falan geldi yani. Çin şeyleriyle alakalı. Çin'in zaten LoL'in sahibi de Çin'de sanıyorum şu anda. Hakları. Oradan da şey düşünebilirsiniz. Hangi oyunu oynuyorsanız oynayın. Kesin Çin'le alakalı bir etkinlik var. O etkinlik de Çin yeni yılı şu anda. Her yılın bir anlamı var. Geçen sene köpekti sanırım. Köpek yılıydı. Bu sene domuz yılı. Öyle öyle şeyler. Ben bir gideyim. Beni burada turşu edecekler. 24-5 keşke ben taşısaydım ama yani şu anda oyun sonunda da bakarız. Benden fazla damage'ı olanlar olacaktır. 3 birlik adam vurmuş olabilir. Talon da vurmuş olabilir. Bu adam sürekli kapışıyor da olabilir. Ama her yerden deli gibi. Runa'm bitti. Runa'ndan sonra... Şunu da bekleyelim. Şunu da aldık gidiyoruz. Şu anda damage'ım aşırı fazla. Yani ulti deneyebilirim de bizim adamlardan emin değilim o adamın girip girmeyeceğini. Zaten kestiler benim ulti geçene kadar. Ortalık yalan olurdu. Ben de aşağı gideyim. Gelen olursa bir şey deneyeceğim. Flash, heal, meal belki bir iki kişiyi alma şansım olur. Vayne falan olsam, Kai'Sa falan olsam çok fazla tereddüt etmem. 1v2 bu kasmışlıkla yaparım karşı tarafın durumuna göre. Ama Ashe biraz daha şey... 3-4 kere vuracağım da... Q'nu stackleyeceksin, Q'nu çalışacak da. Ulti zaten yakın mesafede çok fazla şey işlevsel olmuyor. Yarım saniye falan herhalde bir stun'ı var. Öyle mi? 3,5 saniye yazıyor ama sanıyorum mesafe yakın olunca şey veriyor ya. Yarım saniye falan bir stun yapıyor. Bayağı da pes ettiler herhalde. Base'de falan bekliyor olsa gerek takım. Gelen giden yok şu an. Biraz ben tankladım ama olsun, ne yapak. Kai'Sa'nın damage'ını da görmüş olduk 0.8 haliyle, 0.7 haliyle. Gerçi Kai'Sa'nın damage'ı değildi ya, bu kule vurdu bana 2 kere ya da 3 kere. Oha, dünyanın en saçma ultisi. Oy, gel gel gel. Yine biraz saçma oynuyorlar herhalde. Yok mu gelen? Tüh. Aaaaah! Ben de istiyorum. Neyse. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir tekrar şeye geçeceğiz. Şunu da bir alabileceğiz mi? Alamadık. Bir oyun son ekranına dönelim. Bir bakalım kaç vurmuşuz, ne kadar vurmuşum, ne almışım, ne almamışım. Ondan sonra da videonun sonuna geleceğiz. Yani ilk video için o kadar kötü değildi. Bu kanaldaki ikinci Ashe videosu. İlk videom
sanıyorum kanalın ilk videolarındandı LoL hakkında. O yüzden çok fazla iyi değildi. Ben kime versem benimle aynı lane'de iyi takıldık. Ezdik. Güzeldi. O adama vereceğim. 31 level olmuşum bu arada. Bir bakalım 6 euro daha alırsam. Şu an 14 euro var. 6 daha alırsam SRT almışım. SRT alan iki kişiden bir tanesi mi öbürü kim bilmiyorum. Zaten takımda herkese salmış. En fazla ikinci ben vurmuşum. Fena vurmamışım. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umuyorum. Yani aslında şu anda yeterince param var herhalde. Bir bakalım şuradan da. 7-800 şunları açabiliriz. Hatta şunu açalım. Yani bunları aslında şu 800'de 900'de falan hepsini ala ala açabilirim. 30 level yapıp ranked girebilirim ama. Bir bakalım onun kararını vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.